Merhabalar. Bugün Joker filmi hakkında konuşacağım. Bunda işte Joker. Mesela bugün Joker filmini izledim ee, ve sizlerin düşüncelerimi paylaşacağım. Bugün biraz bugün biraz hastayım o yüzden falan. Joker, Joker filmi beğendim. Yani 100 üzerinden 80 veriyorum yani 10 üzerinden 8. Ee, film düşündüğümden daha çok bence Batman'e e, bağlandı. Yani bu kadar beklemiyordum. Joaquin Phoenix'in oyunculuğunu beğendim. Kendisini daha önceden uh, Her fi fi filminden uh, görmüştüm. Ha, ama en ünlü olduğu film Gladiator sanırsam. Neyse işte bu filmde en iyi film Oscar'ını alır mı? Bir sanmıyorum bu film. En iyi film Oscar'ını almaz ama en iyi oyuncu Oscar'ını bence alır diye düşünüyorum. Yani alırsa iyi olur. Çok da şey değil yani ben de filmi. Film ilk yarısı biraz sıkıcıydı ama ondan sonra açılıyor film. Aslında yani sıkıcı denmez pardon. Sıkıcı değil de yani sakinli. Sakin bir filmi. Ee, sonradan da Joker oldu. Zaten Joker'den çok burada Arthur'u gördük. Yani aslında bu da bir orijin hikaye olduğu için mantıklı bir şey onu görmemiz. E, bu film bana biraz sanki ileriki Batman filmine bağlanacakmış gibi diye düşünüyorum ama bence bağlanmasın. böyle daha iyi. böyle tek haline daha iyi. Çünkü diğer DC filmlerinden e, ayrı kalacağı söyleniyordu. Bence böyle olursa daha iyi. İşte tekrar edeyim. Tekra, e, Joaquin Phoenix'in oyunculuğunu beğendim. Kendisi zaten iyi bir oyuncu. Eski bu konularda tecrübeli. Yani yüz yapısı falan da Zaten Joker olmaya uygun bir oyuncu olduğu için oldukça iyi e, seçilmiş bro Farklı bir Joker vardı. Yani alışık olduğumuz bir Joker değildi bence. Hı, falan filan başka ne diyeyim? Böyledi işte yani güzeldi. Hep gülüyordu falan. Çok gıcık bir gülüşü vardı. Değil mi yani? Biz salonda izlerken de yani çok izleyici gülmüş yani. Yer yer salondakilerin güldüğü olmuştu. İşte sonra ne diyeyim? Böyle film incelemeleri arada yapmayı düşünüyorum falan. İşte yani geldim dedim bunun bir şeyini çekeyim. Bu film hakkında bir inceleme videosu çekeyim. Böyle videolar daha çok gelebilir belki. Onun için de zaten bir intro yaptım. Gördüğünüz gibi. Başka diyecek bir şey var mı diye. İşte doğru Joker yani aslında hani böyle e, DC evreniyle yakından ilgilenenler biliyordur. Joker'in şu yüzden kötü olduğunu söyler. Bir insanın e, delirmesi için kötü bir gün geçirmesi yeterlidir ya da kötü bir insan olması için kötü bir gün geçirme geçirmesi yeterlidir diye bir söz vardır. Aslında bu filmde görüyoruz ki aslında her şey bu söze bağlı yani. Aslında yani Tamam herkes kötü gün geçiriyor yani. Sanki dünyada hiç kötü gün geçirmemiş insan yok. Ama yani buradan görüyoruz ki Joker'in yani Arthur'un Joker olmasının nedeni işte gördüğünüz gibi aslında doğuştan yani bir akıl hastalığı var aslında. Daha doğrusu annesinin ona yaptıkları. Neyse işte bu video spoilerlı zaten başına yazmışındır herhalde. Yani çünkü bayağı spoiler Yani demek ki yani bu filmde de görüyoruz ki yani işte her kötü gün geçiren kötü biri olmuyor. Her kötü gün geçen bir sürü kişi Herkes joker olamaz. Ama işte burada görüyoruz ki demek ki jokerin böyle olmasının nedeni aslında annesinin suçuymuş. Bu da oldukça güçlü bir hikaye sunuyor bize. Başka bu kadar. Daha çok bahsedeceğim bir şey yok. Böyle işte bazı istediğim filmlerin böyle vizyondakilerin böyle inceleme videosu çekebilirim. Hadi bay bay diğer kısa filmlerini kısa filmlerimi şuradan izleyebilirsiniz ya da blogları falan.